Kültür Sanat, Nearest Bank'ın katkılarıyla yayınlanmaktadır. Nearest Bank. Aydınlığa, sevgiye, barışa ve dostluğa açılan penceremiz Kültür Sanat'tan merhaba. Sanatın ve insanın aydınlığına hoş geldiniz. İlk görüntülerimiz Lefkoşa Saçaklı Ev sergi salonunda yer alan Harika Sayı'nın ilk kişisel resim sergisinden. İzliyoruz. Harika Sayı'nın ilk kişisel resim sergisi 8-14 Kasım tarihleri arasında Lefkoşa Saçaklı Ev sergi salonunda açılmıştı. Ben Lefkoşalıyım. Lefkoşa'da doğup büyüdüm. Lisenin sonuna kadar burada yaşadım. Sonradan üniversiteye gittim, 5 yıl üniversite. Erken evlendiğimiz için öğrenciyken mezuniyetten sonra Libya'ya gidip orada çalıştık. Sonra da gelip buraya ülkeye yatırım yaptık ve iş kurduk. Uzun süre resimle uğraşamadım, lisede uğraşıyordum resimle. Uzun süre uğraşamadım. Sonra arkadaşların ısrarıyla Aşık Mene atölyesine katıldım. Oradaki ortam, hocamız çok teşvik edici oldu ve çizmeye başladım tekrar. Epeyce güzel, verimli bir ortam. İnsan bazı şeyleri hatırlıyor çizdikçe. Ve genellikle serbest çalışıyorum. Pek çok etkilendiğim sanatçılar var. Yani Türk sanatçılardan Bedir Rahmi Eyüboğlu oldukça hoşlandığım bir şeydir. Ama yani burada onun şeylerini biraz görebilirsiniz, etkilerini. Genellikle yani tam bir akıma bağlı değilim. Hoşlandığım kısımlarından her akımını kullanıyorum. Resim yapmak hoşuma gidiyor esas. Çalışmak, tekrar bir şeyler denemek. Şimdilik modern resimle birazcık ilgileniyorum. Bizim tarzımıza uygun değil çünkü biz bayağı bir klasik alıştık. Onu anlamaya çalışıyorum. Birkaç örnek var burada. Hocamız da bayağı bir anlatıyor bize. Önemli noktalarını falan. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Tekrar biriktirip yeni bir sevgi açarız herhalde birkaç yıla kadar. Atölyeye katılmak için bana teşvik eden arkadaşlarım, Çiçek Refik Bozkurt, Fatma Alçıcıoğlu'na çok teşekkür ederim. Onların teşviği olmasa katılamayacaktım. Bir de hocamızın gerçekten büyük emekleri var. Grup arkadaşlarıma, Gediz, İnan, Cemaliye Hanım, Ülgen Hanım, hepsine katkıları için çok teşekkür ederim. Tomris Hanım, Tomris Mahir'e. Hepsine teşekkür ederim. Merhum gazeteci İzzet Rıza Yalın'ın 1963-1983 yılları arasında kaleme aldığı yazılarıyla yapımcılığını ve sunuculuğunu yaptığı radyo televizyon programlarının içeriklerinin yer aldığı Beraber Güldük Beraber Ağladık kitabının tanıtım gecesindeyiz.
Merhum gazeteci İzzet Rıza Yalın'ın 1963-1983 döneminde kaleme aldığı yazılarıyla yapımcılığı ve sunuculuğunu yaptığı radyo televizyon programlarının içeriklerinin yer aldığı Beraber Güldük, Beraber Ağladık kitabı tanıtıldı. Gecede ailesi, çalışma arkadaşları ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı İzzet Rıza Yalın'la ilgili konuşmalar yaptılar. Başbakanım, değerli dostlar ve saygıdeğer konuklar ve değerli basın mensupları. 23. yılında babam gazeteci yazar İzzet Rıza Yalın'ı almak ve onun kendi kalemiyle yazdığı Beraber Güldük, Beraber Ağladık isimli kitabı tanıtmak amacıyla düzenlenen bu geceye hoş geldiniz. Ben öncelikle bu kitabın yayınlanabilmesi için 5 yılı aşan bir süreden beridir çalışan, babamın yazdığı kitap, makale ve dizi yazıları bir araya getiren, yayınladığı radyo ve televizyon yayınlarını sabırla dinleyerek ve izleyerek yazılı metin haline getiren sevgili kardeşim Fevzi Yalın'a, tüm aile ve babamı tanıyan ve seven herkes adına gönülden teşekkür ederim. Yalın 16 Ocak 1938'de şimdi sınırlarımız dışında kalan Lefkoşa'ya bağlı Peristerona köyünde doğdu. Gazeteciliğe Kıbrıs Türk Lisesi'nde öğrenciyken Hür Söz Gazetesi'nde 1954-1958 yıllarında yazı işleri sorumlusu olarak başladı ve Bozkurt Gazetesi'nde devam etti. Yıl 1958-1972. Hemen hemen tüm Kıbrıs Türk gazetelerinde muhabirlik yaptı. 1955 yılında Kıbrıs Radyo Yayın Korporasyonu'nda radyo yayıncılığına başladı. Rum saldırılarının başladığı 21 Aralık 1963'te Türk Mukavemet Teşkilatı'nın emrinde Mücahitler İyaşi Masası sorumluluğuna getirildi. Kıbrıs'ın o müthiş milli mücadele günlerinde Bayrak Radyosu'nun kuruluşuna, yayıncılığın gelişmesine ve zenginleşmesine büyük katkıda bulundu. 1968 yılında Bayrak Radyosu'nun röportaj ve dış yayınlar sorumluluğuna, 1973'te dış yayınlar şefliğine ve 1983'te spor aktualite şube sorumluluğuna atandı. Unutulmayan günler, olaylar geçidi, yaşadığımız günler, izlediğimiz olaylar ve spor dünyası gibi birçok programın yapımcılığını ve sunuculuğunu yaptı. Stüdyo dışına çıkıp tören ve spor canlı yayınlarıyla geniş kitlelere ulaştı. Bayrak Televizyonu'nun kurulmasıyla ekranda ilk canlı yayın ve mülakatlarını gerçekleştiren kişi oldu. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası BARSEM'in kuruluşunda yer aldı ve isim babalığını yaptı. Son 20 yılı aşkın dönemdeki hükümetler tarafından hala çıkarılamayan Bayrak Radyo Televizyon Kurumu yasasının hazırlanmasında öncülük yaptı ve büyük katkı koydu. 1 Ocak 1985'te resmen Bayrak Radyo Televizyon Kurumu haber amirliğine atandı. Dönemin Bayrak Radyo Televizyon Kurumu yönetimlerinin yolsuzluklarına, partizanca davranışlarına ve tarafsız yayın ilkelerini hiçe saymalarına karşı ödün vermeksizin mücadele etti. Susturulmak için haksızca haber amiri mevkiinin yasal görev ve yetkileri elinden alınıp kendisine kullandırılmayarak
başkalarına kullandırıldı ve erken emekliliğe zorlandı. Yüksek İdari Mahkemesi'nde açtığı örnek teşkil eden davayı kazanarak 1991 yılı sonralarında Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'ndaki haber amiri görevine iade edildi. Ölüm tarihi olan 28 Ekim 1994'e kadar bu görevini ve Cumhuriyet Gazetesi Kıbrıs temsilciliğini büyük bir özveriyle sürdürdü. Bayrak Radyosu'ndaki görevine ek olarak Türkiye'nin prestijli gazetelerinden Akşam Gazetesi yıl 1964-1970 ve Cumhuriyet Gazetesi 1972-1994 yıllarında Kıbrıs temsilciliklerini yürüttü. Kıbrıs Türk'ünün sesini ve gerçeklerini Türkiye'deki milyonlara ulaştırdı. Gazetecilik yaşamı boyunca birçok kez araştırma, inceleme ve haber dallarındaki yapıtlarıyla birinciliğe layık görüldü. 1980 yılında Beraber Güldük, Beraber Ağladık yazı dizisiyle araştırma inceleme dalı birincisi oldu. Bunlara ilaveten 1981 ve Atatürkçülük konulu yazısıyla birincilik ödülünü aldı. 1984 yılında Kıbrıs Türk Gazeteciler Cemiyeti'nin Cemiyet Özel Ödülü'ne layık görüldü. İzzet Rızayal'ın Kıbrıs Türk basınına yıllarca yaptığı yazılı, sözlü ve görsel katkılarından dolayı daimi basın şeref kartı sahibiydi. Yaşananlar bilinsin, acılar yeniden yaşanmasın diye tarihe not düşmek isterdi. Bu nedenle onun 1963 sonrası ile bağımsızlığımızı ilan ettiğimiz 1983 yılları arasında Kıbrıs ile ilgili yapımcılığını ve sunuculuğunu yaptığı radyo televizyon programlarının içeriğini Geçmişler Sesler başlığı altında toplayarak ve kaleme aldığı yazı dizilerinin bir kısmı ile kitaplaştırarak toplumsal belleğimizi tazelemek istedik ki yaşananlar unutulmasın, geçmişten geleceğimize ders alınsın. Ben her zaman İzzet Bey'in öğrencisi olmaktan gurur duyarım. Benim gazetecilik mesleğim 1963'ün yazında başlamıştı ve bizi çok kötü olayların beklediği bir ortamdı. Göreve başladığımda Bozkurt Gazetesi'nde bana yardımcı olan, bana hocalık yapan iki tane değerli abim vardı. Birisi İzzet Rızayal'ındı, öteki Kemal Aşık'tı. Tabii ki Cemal Togan'ların hakkı hiç ödenmez. Gazetenin sahipleri olarak İzzet Bey iç konularda, röportajlarda, iç haberlerde tam bir uzmandı. Bir kültür insanıydı. Ben 1983 yılında BRT'de çalışmaya başladım. BRT'ye girdiğim andan itibaren de İzzet Bey'le tanıştım. Az önce hayatıyla ilgili belgesel tanıtımı izlerken spor aktualite şube sorumluluğundan bahsedildi. Ben o bölümde göreve başladım. Ve o bölümde göreve başladıktan itibaren de İzzet Bey'le birlikte çalışmaya başladım. Çok kısa sürede İzzet Bey'in aslında hem bir amir, hem bir eğitici, hem bir arkadaş olduğunu çok çok iyi gördüm. Bu kitap BRT için bir kaynak, bir belge. Çünkü şu anda BRT'nin tarihini anlatan, belki kitaplarda tarihini anlatan bölümler vardır ama başlı başına bir kitabımız yoktur. Akademik çalışmalarda TRT ile ilgili birçok araştırmaya rastladım. Fakat BRT ile ilgili inanın çok az tez konusu ya da makale konusuna ulaştım. İşte bu kitap kaynak teşkil edecektir. Kendisini daha çok siyasete atıldıktan sonra daha yakından tanıma olanağı buldum. Bu akşam onun çalışmaları, başarıları ve büyüklüğü hakkında gerçekten çok güzel bilgiler edindim. Oğlu babasına büyük bir hizmeti yerine getirmiş bulunuyor.
Ben öncelikle bu gecenin ciddiyetinden etkilendiğimi söylemek isterim. Tam rahmetliye yakışır ciddiyette bir etkinlik düzenlendi. Bu aslında sadece İzzet Rıza Yağlı'nın tarihçesi değil, toplumun tarihinin bir kesiti. Çok büyük bir memnuniyetimi ifade etmek isterim. Son zamanlarda bu türden kitaplarımızın sayısında bayağı artış var. Gerçekten bu dönem bu sayıların artması ve geleceğe kalıcı eserler bırakılması çok ciddi bir eksikliğimizdi ve bu eksiklik bu şekilde giderilmiş oluyor. Buna İzzet Rıza Yalın kitabı da eklendi. Bundan dolayı da oldukça mutluyum. Near East Bank'ın katkılarıyla yayınlanan Kültür Sanat devam edecek. Near East Bank. Karşınızda Mehmet Bey. Konut kredisi almak bir sanat. Bu sanatın üstadı da sizsiniz. Bütün işler bittiğine göre geriye yaslanın ve tadını çıkarın. Mehmet Bey? Ne oluyor Mehmet Bey? Ek masraf mı? Uyanın Mehmet Bey. Uyanın. Kabus değil, gerçek. Sıkıntılar başladı bile. Faiz değişikliği mi? Oysa Mehmet Bey Near East Bank'a gelmiş olsaydı bunların hiçbiri olmazdı. Ek masrafmış, faiz değişikliğiymiş. Bırakın bunlarla diğerleri uğraşsın. Gelin biz sizi ev sahibi yapalım. Üstelik sadece %0.63 faizle. Near East Bank. Ne güzel şeymiş düşünülmek. Near East Bank'ın katkılarıyla yayınlanan Kültür Sanat devam ediyor. Near East Bank. Bugün konuğumuz Lefkoşa Belediye Tiyatrosu yönetmeni Nehir Demirel. Ama biz Devlet Tiyatrosu'nu ve Devlet Tiyatrosu'nda yönettiği oyunu konuşmak üzere buluştuk. Hoş geldin. Merhaba. Yani hoş geldin de tuhaf oldu aslında. Oyun şimdi bitti. Evet. Seyirciyi uğurladık ve aslında buradaydık. Evet. Sen de oyundan çıktın. Evet, ben de oyundan çıktım ve hemen sıcak sıcak konuşalım. Oh. Çok güzel bir şey oldu. Ne oldu? Bu sene. Dağ Deniz'e kavuştu, başladı. Evet, evet. Dağ Deniz'e kavuştu. Aslında hem oyun olarak çok güzel oldu, hı-hı, ama hem de adı gibi aslında bir sürü şeyi de buluşturdu, kavuşturdu gibi, oldu. Ama hep ben konuşmayayım. Buyur, söz sende. Ya aslında yani şöyle başladı mesela, birazcık seyircilere hani bunu anlatalım. Ben Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'nda kadrolu bir yönetmenim. Evet. Tekst almak için tesadüfen Devlet Tiyatrosu'na gittim bir gün. Ve tesadüfen şu an Devlet Tiyatroları'nın müdürü olan Halil İbrahim Doğan beni gördü ve zaten sizi aramak istiyorduk, bize bir oyun yapar mısınız diye bir konu açıldı. Tabii senin telefonla aranıyordum falan, aslında öyle bir süreçti, onun diğer tarafını biliyoruz biz. Tabii böyle bir karışıklıklar oldu ama en nihayet bir şekilde buluştuk, bir araya geldik Halil Bey'le ve Halil Bey benden bir oyun yapmamı istedi. Fakat Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'ndaki programıma baktığımda dedim ki şimdi bu ay içinde başlarsak olabilir böyle bir şey. Ya şimdi ya hiç. O zaman dedi çocuk oyunuyla başlayalım, olur mu, yapar mısınız? Vallahi bilmem dedim çünkü ilk tecrübem benim de hani çocuk tabii oyunu. Senin ilk çocuk oyunun mu? İlk çocuk oyunum. Bir de tabii böyle hani biraz bahsetmekte fayda var, böyle bir 40 senedir devlet tiyatrolarıyla belediye tiyatrosu, evet, arasında böyle bir tatsızlık vardı. Ve hani bunun üzerine benim gelip oyun yönetmem nasıl olur gibi de böyle etik bazı problemler yaşadım kendi içimde aslında ben. Ama sonrasında hem işte Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Şube Amiri Kıymet Karabiber'le de konuştuğum zaman neden olmasın, kendi işini yapıyorsan devam et, yap dedi. Böyle bir ortak anlaşma sonucunda oyunu seçtim. Oyun da çok Dağ Deniz'e kavuştu. Oyun da evet Dağ Deniz'e kavuştu. İlk gün toplantıda hatırlarsan ben de bahsettim bundan. Yani evet, aramızda bu adını bizim koyamadığımız, işte bir zamanlar bir şeyler olmuş. Çocuklar da birbirine konuşmuyor
gibi ama bir araya gelememiştiğimiz. Aslında dışarıda görüşüp konuştuğumuz halde birlikte bir şeyler İş yapmak hiç söz konusu birlikte tiyatro olamamıştı. Yapmak. Evet. Olmamıştı. Fakat oyunun hani içeriği de buna evet. aslında çok örtüştü diyelim. Ve başladık işte çalışmaya sizlerle. Ben de hani hepinizi sahne üzerinde izlemiştim ama oyuncu olarak, ben de yönetmen olarak hani hiçbirinizle çalışmamıştım bugüne Aynı kadar. Aynı şey bizim için de geçerli. Bütün oyunlarını izledik aslında. Hani evet. ama tanışıyoruz da. Fakat tabii çalışmak başka bir şey. Bambaşka bir şey. Benim için çok güzel bir tecrübe oldu. Çok Aynı şeyi huzurlu. Bizim bütün ekip adına da söyleyebilirim sanırım. Çok keyifle çalıştık. Benim için de çok huzurlu bir süreç oldu. O baştaki endişelerin hepsini kırıp geçtik gibi düşünüyorum evet, ben. Evet. Önemli olan ekiplerin huzurlu olması ve sanıyorum böyle bir yakınlaşma, işte o husumetin kırılması, ekipler arası bir tatlılık oluştu. Çit kalktı mı sanki? Çiti birazcık böyle iteledik gibi oldu bu oyunla. Lefkoşa Belediye Tiyatrosu ekibinden de arkadaşlar hep geldiler, oyunu evet. izlediler. Tatlı bir buluşma oldu ekipler için dediğim gibi. Bu önemli. Hani günün sonunda bu KKTC dediğimiz ülkede hani 50 kişi geçmiyoruz. Evet. Bu mesleği yapan insanlar olarak. Ve hani anlaşmaya, alışverişe ihtiyacımız var. Birlikte iş yapmaya ihtiyacımız var. Hatta rekabete ihtiyacımız var. Herkes Kesinlikle. İyi işler yapsın ve hani o daha iyi yaptı, ben daha iyisini yapmalıyım. Gelişebilmemiz için doğası gereği ihtiyacımız için. Var aslında. Aynen öyle. Dolayısıyla da iyi bir başlangıç olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. İki tiyatro için bunun. Oyunun hani oyundan da bahsedebiliriz evet, aslında. Evet tabii biz daha denize kavuştu deyip duruyoruz ama seyirci daha denize kavuştudan evet. bir şey anlamıyordur oyunu bilmediği için. Evet. Çok konusu itibariyle aslında bütün konuştuklarımızla çok örtüşen evet. bir hikayesi var. Buyur. Hem iki tiyatro senden. Adına değil evet. hem de aslında içinde yaşadığımız coğrafya. Ülkenin. evet yani bu Kıbrıs'a çok evet. Cuk diye oturmuş bir meselesi var oyunun. Birazcık konudan bahsedelim aslında. Lütfen. Ortada bir çit var, iki köy var. Dağköy ve Denizköy. Dağköy ve Denizköy'de bir zamanlar bugünün yaşlıları kavga etmişler bilmediğimiz bir sebepten. Kimsenin hatırlamadığı bir sebepten ve, evet, aslında. Ve bugünün çocukları bu meseleyi bilmiyor bile, hatırlamıyor bile artık. Belli belirsiz bir kavga hatırlıyorlar ama herkes o husumetle yaşamaya devam etmiş ve bir gün küçükler kalkıp demiş ki ne manasız bir şey bu ya. Ne manasız bir süreç, biz bu çiti kaldıralım demişler. Ve ama bu arada şey söylemek lazım, ciddi bir korku o bilinmezlik içinde iki taraf birbirinden Tabii. uzaklaştıkça da ciddi bir korku oluşmaya başlıyor aslında değil mi? Tabii yani canavar var mı hakikaten karşı tarafta diye bir şey evriliyor ama insan görünce karşısında orada da insan var, burada da insan var, niye bir araya gelmiyoruz o zaman diye. Bir mesele aslında bu oyun ve işte günün sonunda o çitin kaldırılma mücadelesi üzerine ve hatta çocukların da bu mücadelesinin sonunda vakti zamanında kavga etmiş büyükleri de artık o sarıp sarmalama, kucaklama evet. hani çocuklar saf sevgi ya aslında onları da belki bu süreci sonunda ikna etmeleri gibi bir de süreci var oyunun. Dediğim gibi işte yani coğrafyamız ve hatta iki tiyatro arasındaki de meseleyi de birazcık örtüşen bir şey oldu. Şu ana kadar işte biz Devlet Tiyatrosu'nun salonu olmadığı için neresi bize acaba salon verir diye. Çünkü devletin AKM'sini de alamadık evet. Başka problemlerden dolayı. Dolayısıyla Levent Koleji'nde Kindergarten salonunda yani oynadık. Şeyi de söyleyelim sözünü kestim ama sadece oynamadık hani prova sürecinde de provalarımızın bir kısmını tiyatronun fuayesinde yaptık ama geriye kalan süreçte son provalarda da bize gerçekten çok iyi baktılar. Evet bizi çok yani, iyi ağırladılar. Çok çok iyi ağırladılar. Burası. Karnımızı doyurdular. Her türlü ihtiyacımızı karşıladılar. Aynen. Çok büyük bir lüks içinde çalıştık. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyoruz Ertan Bey'e öncelikle müdürüne buranın. Güzel bir süreçti dediğim gibi. Ne diyordum unuttum ben. Levent Koleji'ye geldik. Levent Koleji'ye çalıştık. Kaç yüzünden? Çocuğa ulaştık şu ana kadar? Lefkoşa'nın bütün çocukları izledi galiba. Lefkoşa bölgesindeki bütün Lefkoşa ve Lefkoşa bölgesinde Lefkoşa'ya bağlı olan köylerin hepsini oynadık. Şimdi artık
turneye çıkacağız. Turneye çıkacağız. Affedersin galiba Yakın Doğu Üniversitesi'nde de bir oyunumuz var. Demek ki bir grup Lefkoşa bölgesinden bir grup duruyor hala. Muhtemelen ama onların tarihleri belli. Evet. Onlar da Yakın Doğu sahnesinde izleyecekler. Sonrasında da işte Mausa, Beyarmudu, Güzel Yurt, Girne, Çatalköy, Gayü gibi gidiyor, evet. Böyle bir turne programı. Bütün ada... daki 3, 4 ve 5. sınıf, ilkokul 3, 4 ve 5. Evet. sınıflara oynayacağız. Evet. Her muhteşem, yıl olduğu gibi. Muhteşem. Bu Devlet Tiyatrosu'nun uzun yıllardır gelenek haline getirdiği bir şey. Çok da iyi bir şey. Çok da güzel karşılığını alıyoruz, evet, aslında. Evet. Yani ben salonda tek başıma oturup prova izliyorum ya, bir yerden sonra anlamını yitiriyor bende. Başka şeyler izlemeye başlıyorum. İşte orada o geçişi yapamadık. Burada ışık niye yanmadı? Bu falan tabii. Gibi bir izleme modunda olduğum için. Ve premier olduğunda ve çocuklar salonu, 280 tane çocuk ilk gün gelince, vay, bambaşka bir şey oldu. Çocukların o tepkileri, neye, evet, tepki veriyorlar, ne hakkında daha çok konuşuyorlar salon içinde, bunları ölçüp değerlendirme şansımız oluyor. İnteraktif bölümleri de olduğu için böyle katılımlarını görebiliyoruz. Çok heyecanlı, coşkulu bir şeymiş çocuk oyunu. Evet. Yani ben içinde bulundum ama yönetmen olarak bulunduğumda apayrı bir hani oynamak durum oldu. Da çok keyifli. Çünkü çok gerçek ve çok hemen gerçek o anda. Evet. Şeyden de bahsedelim mi? Beni çok heyecanlandıran bir şey o çünkü. Çocuklar plan yapmaya başlıyorlar. Evet. Nasıl çit kaldırabiliriz, nasıl olabilir diye. Hı-hı. Ve konuşurlarken Umud'un aklına bir fikir geliyor. Hı-hı. Bütün çocuklar köylerini değiştirsin. Dağ köylüler deniz köye kaçsın, deniz köylüler dağ köye kaçsın. Anne babalar da çocuklarına kavuşmak için mecburen taraf değiştirsinler. Taraf değiştirip öyle olunca da zaten çiti kaldıracaklar, tabii, diye bir karar veriyorlar ve bunu konuşurken, evet buyur. Bunu konuşurlarken de Umud'un arkadaşı Pınar biraz böyle çocuklara sorar gibi ama bir yandan da düşünür gibi bir şey yaptık biz oraya. Biz bayağı referandum yaptık aslında. Evet. Evet, ilkokul çocuklarına memleket için aslında referandum, böyle küçük bir referandum yaptık. Sonuçlar çok iyi yalnız. Sonuçlar çok olumlu. Geleceğimizi parlak görüyorum ben bu oyunda yaptığımız referandumla. Çünkü şunu soruyor çocuk. Bütün çocuklar aynı anda çitin öte yanına geçmeyi kabul ederler mi diyor. Ve salondan... Evet, hayır, evet! Evet, çok geliyor. Daha yüksek, evet, oluyor çoğu temsilde. Bu gerçekten çocukların ölçüp tartıp analiz edip karar verdikleri bir mesele oluyor aslında. Evet, sonrasında güzel. Da şey oluyor mesela, hani evet çoğunlukta oluyor, hayır sesleri de çıkıyor. Bir oyunda hayırla evet başa baş gibiydi, hı-hı, ama onun dışında bütün oyunlarda evet ağırlıktaydı. Evet. Sonrasında da çitle ilgili yorumlarda şeylerini değiştirmiyor, fikirlerini değiştirmiyor evetçiler. Yani evet, evet. Şey, alkışla destek veriyorlar, tezahürat ediyorlar. Ve yani duygusal anlamda da finalde bu oyunun çocuk açısından amacına ulaştığını düşünüyorum, evet, ben. Evet. Coşkuyla karşılıyorlar mesela şeyin kaybolmasını ortadan. Çitin kalkmasında gibi. Alkış kıyamet kopuyor. O yüzden onu hissetmek çok önemli. Bu coğrafyada özellikle çok, evet, önemli. Güzel, tatlı bir çalışma oldu yani. Ben az önce makyajımı temizlemek için çıktığımda çocuklarla karşılaştım. Ve böyle bir ürktüler beni görünce, çünkü kıyafetimi giymiştim ama makyajım duruyordu. Tabii 100 yaşındasın. Yaşlı nine. Korkuttun mu sizi dedim. Yok, korkmadık ki, komiksin. Nine komik mi? Nine korkunç mu dedim. Yo, komik nine dediler. İyi dedim o zaman. Sen tamam. De çocuksun falan diyen var. Evet, arada. Evet, bana sen de çocuksun diye laf atıldı salondan. Yani şeyi görmek hoşuma gidiyor. Nine sonuçta burada bir nine bir de dede var zaten. İşte eski o düşünceyi besleyen, çitin orada kalması için uğraşan. Ve çocuklar açısından ya komiyiz. Ya da mesela öte tarafta canavarlar var dediğimde birkaç sefer salondan yalan söylüyor diye sesler geldi. Evet. Ya da Deniz'le karşılaştığı zaman Umut, hı hı, işte hiç canavar değil, zaten o uydurdu ki diye sesler geliyor. Evet. Hiçbir şekilde beni de dedeyi de aslında inandırıcı bulmuyorlar. Ya komik buluyorlar ya da sevmiyorlar. Evet. Bu da
İstediğiniz bir şey. İyi bir şey. Yani, çünkü o kafatası, o kafatası düşünce, kafatası düşünceyi temsil ettiğiniz için de bunu hissetmeleri size karşı çok olumlu çok bir şey. Çok güzel bir şey. Tabii. Yani benden korkup ya da benden benim söylediklerime inanmak gibi bir yola girmiyorlar mesela. Evet. Hani hiçbir şekilde. Bu çok mutlu ediyor tabii. Benim de bir anım var, kısacık anlatayım. Bir arkadaşımın kardeşi izlemiş oyunu. Nasıl buldun oyunu falan diye sormuşlar. Ses kaydını almışlar. Bu arada ben görmedim. Şöyle başlıyor. Biz Kıbrıslılar gibi düşün baba diyor. Babasını anlatıyor. Biz Kıbrıslılar gibi düşün. Rumlar, Türkler var. Ortada sınır var. Tam böyle oyun aslında diye yorumlamış çocuk mesela. Oo, tam yerine ulaşmış yani aslında mesela. Biraz tamam, farkındalık. Evet, farkındalık katmış yani. Bu çok önemli, çok güzel bir şey. Bir de çocuklar bizim sandığımızdan çok daha farkındalar zaten. Tabii. Yani gelen cevaplar işte prova sürecinde hani acaba onun nasıl falan diye konuştuğumuz hiçbir şey boşlukta kalmadı. Yok, mesela. Hiç, hani hiç. Anlaşılıyor mu acaba mı falan denen hiçbir şey askıda kalmadı. Son derece net bir şekilde algılanıyor ve hemen geri dönüş oluyor. Evet. Çok keyifli bir süreç oldu. Eminim gezeceğimiz diğer bölgelerde de benzer reaksiyonlar alacağız. Ben de öyle düşünüyorum. Peki senin için nasıl? Çocuk oyunu, ilk çocuk oyunun yaşadın, keyifli olduğunu söyledin. Hı hı. Hani eminim başka da bir heyecandı tabii başlayana yani, kadarki süreçte. En büyük zorluk şu, çocuk ne anlayacak senin anlattığın şeyden? Yani genel olarak değil, sadece spesifik şeyler dedi. Yani biz buraya bilmem neyi koyuyoruz ama buradan yanlış bir anlam çıkarır mı? Ya da bunu bu şekilde tonluyor oyuncu ama ondan yanlış bir mesaj alır mı gibi. En büyük kaygılar bunlarmış çocuk oyunu çalışırken. Çünkü yetişkinlerin az çok bir nasıl değerlendireceğini, evet, nasıl değerlendireceğini meseleleri daha hazırız ona ama çocuklar daha muallak. O yüzden bu çalışma sürecinde bana en çok kattığı şey bu oldu. Yani bunu ölçüp tartmak. Bir de tabii hani hiç tanımadığım bir ekiple haydi bakalım yola çıkıyoruz deyip o süreç benim için çok kıymetliydi. Çok büyük bir kazanım. Bunun olması gerektiğini düşünüyorum ben. Senin için de bir sürü ilke sebep oldu bir aslında ilke, daha evet. Denize kavuştuk. Tarihsel anlamda da şahsi anlamda da bir sürü ilke sebep oldu. Ne dersin çocuk oyunu? Hoşuna gitti mi? Hani böyle belki aslında şeyi biliyorum tabii bir çocuk oyunu var yazdığın hala hazırda. Evet. ama mesela bu süreçten sonra sanıyorum o taraf da şey yapabilir mi böyle ilgini çekti olabilir, mi? Olabilir. Bu süreçte bir de hani senin de paylaştığın benimle böyle kitaplar oldu ya, hikaye kitapları. Onlardan çok böyle fikir geldi bana açıkçası. Onları oyunlaştırabilir miyim? Çok tatlı hikayeler var. Oyunlaştırdıktan sonra sahneler miyim gibi. Tabii yani biraz içine girdiğiniz zaman kapılıp gittiğiniz bir şey zaten. Şimdi tabii ben tamamen bencilce sebeplerden soruyorum. Bunu aslında çünkü çocuk oyunu çok sevdiğim bir alan. Oynarken de çok daha özgür ve şey hissettiğim bir yer. Hani çocukluğunuza da dönmek zorunda kalıyorsunuz ya. Ve yeni çocuk oyunlarına ihtiyaç var. Evet. Senin kalemin de iyi ve yazıyorsun da bir taraftan. Onun için hani bu olayı sevmiş olman beni çok mutlu ediyor. Böyle bir kapı aralandı. Onun için soruyorum. Çünkü gerçekten ihtiyacımız var. Doğrudur. Çok zor tekst bulmak çocuk oyunları için. Evet, yani çok çocuk oyunu var tabii ama zaman gibi ya da bir sürü teknoloji gibi aslında çocuklar da çok süratli değişiyor. Evet. Ve artık şimdinin çocuklarına söyleyecek sözü olan tekst, bütün oyunlar güzel ve sözleri var ama artık daha başka bir dil yaratma ihtiyacımız var sanki, değil mi? Farklı yüzden, bir sahneleme üslubu, farklı meselelerden kanına girmek çocuğun gibi zorunluluklarımız var. Bunun için de o yüzden soruşturuyorum aslında, niyet var mı yeni bakalım, oyun bakalım ben ilk sana niyet geleceğim olsun. O zaman. Olsun, beklerim çok mutlulukla, mutlulukla. Başka projeler? Var, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'nda devam ediyor çalışmalar. Şimdi ben de önümüzdeki zamanlarda provaya başlayacağım yeni yetişkin oyunlarına. Tabii bunu bitirdik biz de, siz de. Tabii. Ama biz artık zaten hep bir kapı aralandı artık. Tabii bir el sıkıştık artık. Evet, onun için rahatlıkla gidip çalışıp tekrar bir araya gelip çoğalıp. Neden olmasın. Evet, bu çok da güzel olur. Yeni oyunlar başlıyor. Yeni oyunlar başlıyor. Normal sezonumuzu açacağız kısa bir zaman sonra.
Böyle çalışıyoruz işte. Yoğun. Boşluklarda yine bizimle olacaksın herhalde. Şeye çok alıştım çünkü. Arada mesela burada olduğunu bilmiyorum. Nine final sahnesinde küstüğünde sırtını dönüyor. Göz ucuyla orada bir şey görüyorum. İşte şuradan panonun arkasında. Evet, orada bir şey bakıyor. Aha, Nehir burada diyor. Yönetmen tehdidi o işte böyle. Evet. Ne zaman da biliyor. Az önce acaba yanlış replik verdiğimi duydu mu diye. Ben seviyorum biraz böyle oyunu izlemekten çok biraz da dinlemeyi, biraz kuliste olmayı. O atmosferi ben çok seviyorum. Zaten evet. Sanıyorum küçük yaşta benim tiyatroya aşık olma sürecim de kuliste başladı. İzleyerek değil, daha kulis atmosferinden başladı benim. Çok özel, hani çoğu insanın bilmediği, tatmadığı, koklamadığı bir hava arka taraf ama arka evet. taraf bambaşka bir dünya. Evet. Ve yaratım süreci de belki de devam ediyor aslında arkada. Tabii canım, süratle bir şey yaşanıyor arkada da. Ve dinlemeyi severim o yüzden arkadan böyle. Bakalım yanlış replik gelmiş, bilmem ne olmuş. Volümü düştü, niye? Ne oldu acaba oyuncuya falan diye. Susuyor değil mi? Gerilmeye başlıyorsun. Birine bir şey mi oldu falan. Dolayısıyla böyle arada oyuncular beni görebilir arkada. Evet. Bizim için de keyif aslında. Çünkü şey, bazen böyle hani oyun çıkıyor bir süre sonra artık iyice yalnız Dehavet. Hissetmeye. Hayır, yalnız hissetmeye başlıyorsun ama böyle hani tamam bizimle yönetmen bırakmadı yok bizi canım, diye. O yüzden sen provaları bitir, arada nefes almak istediğinde falan gel bizimle, gezeceğiz nasılsa ve turneler de çok keyifli geçiyor. Müsait olduğumda hep gelmek isterim zaten. Çok mutlu olduk. Ben de. Ve dediğim gibi bunu gönül rahatlığıyla bütün ekip arkadaşlarım adına da söyleyebiliyorum ki bizim için çok keyifli bir süreç oldu. Çok umut verici oldu bundan sonrası için de. Çünkü hepimiz için aslında sıkıntılı ve ağırlık veren bir şeydi. Nedenini bilmediğimiz bir kopukluk hali. Çok güzel oldu. Çok daha iyilerine vesile İnşallah. Olacak eminim. İnşallah. Ama zaman çok çabuk bitti. Program için de teşekkür bitti ederim. Mi? Evet, bitti. Çok da güzel oldu bu da. Teşekkür ederim. İyi ki bizimle oldun bu akşam. Teşekkür ederim ben de. Çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Görüşürüz. Serap Sayar ilk solo konserinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkıları söyledi. Konser Mustafa Kemal Atatürk'ün 79. ölüm yıl dönümüne ithafen Naci Talat Vakfı'nda gerçekleştirildi. Heyecanım çok fazla. Sahnelerin sevilen ve beğenilen sesi Serap Sayar, ilk solo konserini anlamlı bir etkinlikle verdi. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 79. ölüm yıl dönümünde onun sevdiği şarkıları seslendiren Serap Sayar, Lefkoşa Naci Talat Vakfı'nda gerçekleşen etkinlikte gecenin sonunda ayakta alkışlanırken finalde İzmir Marşı hep bir ağızdan söylendi.
Önümüzdeki hafta yeni konular ve konuklarımızla kültür sanat gündeminin ayrıntılarını paylaşmak için biz yine burada olacağız. Haftaya sanatın ve insanın aydınlığında görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kültür Sanat, Nearest Bank'ın katkılarıyla yayınlanmıştır. Nearest Bank.